önce izlediğim bir Liverpool mucizesini tekrarlamasıdır. Her iki takıma da iyi şanslar. Tabii daha çoğu bizim Trabzonspor'a. Evet. Yani tur olmasa bile bugün burada alacağımız bir galibiyetin başta aşağıdaki konuklarımız da belirttiler. Ülkemize puan kazandırması UEFA'ya iki takımla katılmamız açısından önemi büyük. O bir de hiç olmazsa ileriye de, çünkü futbolda her zaman bir şansın rolü var. Barcelona'da belki Trabzonspor'un işi zor ama yani orada da bazen futbolun ortaya koyduğu gerçeklerle Trabzonspor turu da geçebilir ama buradaki maç bence Trabzonspor için çok mühim. Barcelona'daki maçın neticesi bence burada belli olacak. Evet. İki yıldız Alessanko ve Danimarka milli Laudrup'un olmaması bir dezavantaj mı? Zannetmiyorum. Zira Barcelona'da onların yerine oynayacak 3 aşağı 5 yukarı oyuncular var. Zira Barcelona gibi dünyaca ünlü bir takım herhalde kadrosunu 7-8 kişiyle kurmuyor. 14-15 kişiyle koruyor. Gördüğünüz gibi Salinas bile yedek kadrosunda yer alıyor. Evet. Evet, Macar hakem Lajos Nemet biraz sonra düdüğünü çalacak ve birinci tur müsabakası, birinci tur öncesinde İrlanda'nın Wanderers takımını yenen, eleyen bir beraberlik dışarıda, bir galibiyet içeride Trabzonspor karşısında Barcelona maça başladı. Ferrer, oradan gelen top Amor, Kemal yatarak kesiyor. Sehmuz kullanacak. Ünal. Maç öncesinde son saniyeye kadar yapılan tedavilerle Cukic ve Ünal'ın kadroda yer alması sağlandı. Kemal. Lemi, Orhan. Cruyff'un çekindiğini açıkça söyledi Orhan. Orhan mücadeleyi sürdürüyor. Ronaldo oyun alanı dışında, taç. Amor, Cukic, Soner, Ünal. Ünal'a hemen pres var. Sehmuz. İspanyol milli takımının da kalecisi Zubizarreta. Bir hayli tecrübeli bir isim. Topa dokunmuyor. Offside. Serna'dan gelen top tekrar kullanılacak. Zubizarreta. Yine Serna. Ve Koeman, PSV Eindhoven'dan tanıdığımız Hollanda milli takımında, yine o da Dünya Kupası'nda ter döken bir büyük futbolcu. Orhan. Mehmet'ten çıkan top Trabzonspor defansında. Kemal, Ünal. Hemen orta alana pres var Barcelona'dan. Mehmet, taç. Soner. Birebir. İçeri döndü Soner. Ceza alanına yakın sert vuruyor Zubizarreta. Onun için zor bir top değil. Cukic arka direkte bana niye atmadın diyor. İlk tehlike, ilk şans. Koeman. Hatalı oynuyor. Amor'dan kapan Orhan. Koeman. Goya Koçe'ye aşırttı. Evet. Cukic'in sırtından Ando. Bir de diyor ki ben bir şey yapmadım. Hakem sert bir ifadeyle yerine gönderdi Nando'yu. Mehmet. Cukic hareketlendi. Zubizarreta. Baquero. Tekrar kalecisi Zubi'ye oynadı.
Evet, Zubizarreta'nın topu oyuna sokmaya niyeti yok. Soner seken top. Bir tehlike mi? O gün çok çabuk geldi. Kademeyi yaptı. Stoykov, Bulgar futbolcusu ve yıldızı Barcelona'nın. Stoykov. Korner. Henüz 4. dakika. Durum 0-0. Begiristan orada. Stoykov pas olarak istiyordu korner atışını. Begiristan ve o uzun boylu hücum elemanlarının arasından topu kontrol eden Levent. Anlaker stadı hemen hemen tamamen dolu. Sadece numaralı tribünlerde çok az boşluklar var ama Trabzonspor takımının taraftarının tüm desteğini almış oynadığını hatırlatalım. Soner, Hamdi, Paul, Paul yapan Ferrer. Sehmuz ve Lemi. Güzel bir pas. Ünal. Sehmuz, anlaşamıyor ikisi. Bir tek top, bir hata mı? Koman. Offside. Stoykov offside. Ogün ve Kemal. Mehmet. Ünal. Koman. Defans derinliğinde Serna. Orhan'ın presi var. Hatalı bir pas. Ünal. Ünal. Çevirebilecek mi diye bakıyoruz. Korner. Bir korner kullanıyoruz. Dakika 7. Çabuk kullandık. Orhan. Ele çarpıyor top. Korner yine. Orhan kullanacak. Sehmuz, Koman ve Zubizarreta. Lemi karşılıyor. Koman. Bugün 100-150 kadar İspanyol taraftar da uçakla Trabzon'a geldiler. Maçı izliyorlar. 5 radyo istasyonu, bir televizyon istasyonu İspanya'ya yayın yapıyor bu karşılaşma için. Cukic offside. Bayrak ve hakemin eli havada. Goyo Kocea. Kemal'den çok süratli sıyrıldı. 4 oldular ceza alanı içerisinde. Bir plase. Evet, Levent'i ve Trabzonspor'un kalesini melekler korudu. Bir anda 4 kişi oldular. 4'e 2 yakalayıverdiler Trabzonspor'u. Goyo Kocea'nın Kemal'den sıyrılışı tehlikenin başlangıcıydı. Evet,
Turgay Şeren ilk 10 dakikanın sonuna gelirken bir pozisyon bulur gibi olduk. Kalemizde bir tehlike yaşadık. Nasıl bir maç görüntüsü var? Trabzonspor elinden geldiğini yapıyor. Rakip kalede gol arıyor ama tabii defansında da biraz riskli oynadığı için boş alanlar var. Bu arada son anda gördük ki 7 numaralı sağ açıkları Barcelona takımının çok süratli bir oyuncu ve büyük bir şansla milli takımda da oynamıştı gol. Evet, büyük bir şansla ve daha doğrusu Barcelona'lı futbolcunun beceriksizliğiyle gol olmadı ama böyle bir iki pozisyon Barcelona takımı yakalarsa zannediyorum ki aynı hatayı tekrarlamazlar. Temennim o sol tarafta Mehmet'in olduğu kulvarda defansif gücünü Mehmet iyi kullansın. Evet. Ve Mehmet tehlikeyi uzaklaştırıyor güçlükle Barcelona. Küçük Hamdi çabuk giremedi o ara pasına. Koeman. Yine Mehmet'in arkasında boşluk bulan Goyo Cochea. Bu Goyo Cochea için İspanyol basını sürekli olarak Butragueño'nun formsuz halinde Butragueño'nun tercih edilmesini eleştiriyorlardı. Goyo Cochea'nın oynaması gerektiğini belirtiyorlardı. Sürekli olarak milli takımda az önce Turgay Şeren'in de belirttiği gibi bir hayli süratli Mehmet de hücumlara gittiği için o kanattan defansımızı yakalayabilir. Tabii bunları sesli düşünüp endişelerimizi dile getirdiğimiz için belirtiyoruz. Şu ana kadar oyunda bir denge var. Trabzonspor daha çok toplu oynuyor. Dolayısıyla biraz daha fazla top kaybına uğradı. Koeman. Serna. Amor ve Serna. Lemi mücadeleyi sürdürüyor. Top oyun alanının dışında. Hamdi. Seyhmus. Lemi. Taç. Amor tacı atıyor. O gün Stoykov pres yapıyor. Ünal. Kemal. Süratle çıkıyor Kemal. Bir ara pası olmadı. Bir kontratak mı? Begiristan kontrol edemiyor. Ve Orhan. Süratle geri dönüyor Goyo Cochea. Orhan. Orhan yerde devam ediyor oyun. Evet, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İlk tur öncesi oynanan karşılaşmada Trabzonspor İrlanda'da 1-1, burada da 2-0 yenmişti Wanderers'i ve sonrasında da Kupa Galipleri Kupası'nın birinci turunda mücadele ediyor. Burada alacağımız galibiyet ülkemize Avrupa Futbol Klasmanı'nda puan kazandıracak, üst basamaklara çıkaracak ve önümüzdeki yıl belki de UEFA Kupası'na iki takımla katılmamızı sağlayabilecek. Seyhmus, önünde boşluk var. Güzel bir ortamı diye bakıyoruz. Hayır, çok hızlı. Evet, Turgay abi, bu tempo onların istediği tempo mu, bizim istediğimiz tempo mu? Zannediyorum şu ana kadar Barcelona istediği tempoyu yakaladı. Dikkat ederseniz defansında sağlam oynuyor ve orta sahada rakip Trabzonspor'u pek hareket ettirmeyecek preste bulunuyor. Yani kendi sahasında her zaman bir Trabzonsporlu futbolcu karşısında bir, arkasında da onu takip eden iki Barcelona futbolcuyla karşılaşıyor ki bu tabii Trabzonspor'un
Barcelona karşısındaki etkisini azaltıyor. Eğer bu tempoyla devam ederse Barcelona 90 dakika zannediyorum oyunda az da olsa bir üstünlük kurabilir. Evet, bir foul. Bu arada tabii genel bilgi olarak şunu da eklemek istiyorum. Trabzonspor 6 kez Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. 2 UEFA Kupası, ilk kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele ediyor. Ve birinci tur öncesinde bir galibiyet, bir beraberliği vardı. Onun Avrupa Kupalarında o maçı saymazsak bu yılki Wanderers maçını bir tek beraberliği var. Ya yenmiş ya yenilmiş. O da Dinamo Kiev'e karşı. Dinamo Kiev'de oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kalıyor. Türkiye'de orada 1-0 yeniliyor ve yazık oldu dedirten bir sonuçla eleniyor. Onun dışında bu statta Liverpool, Inter Milan, Dinyeper, Trabzonspor'un yendiği ekipler. Serna. Vaquero kontrol edemedi. Hamdi bırakıyor. Yine Seymour. Evet. Rakibi güçlü. Ferrer çabuk önüne geçti. Ve Zubizarreta. Kemal. Stoykov bırakıyor. O gün. Lemi. Orhan kontrol edemedi. Orhan'ı çok yakından kapatıyor o pozisyonlarda Eusebio. Soner. Koeman'la mücadelede offside bayrağı da havada. Nando. Hamdi bırakıyor. Mehmetler Hamdi'ye. Bir anda kalabalıklaştı Barcelona defansı. Egristen'den geriye doğru. Eusebio. Soner kesti. Ünal. 16. dakika. Trabzonspor 0, Barcelona 0. Ünal. Sehmuz'dan iyi bir top aldı. Ortada Hamdi hareketleniyor. Uzak direk. Hamdi ve Cukic birlikte yakın direğe koştular. Arkadan da bindirme gelmedi. Hamdi'ye yapılan hareket faul. Egris'ten faul yapıyor. Mehmet topun arkasında. Ünal da orada. Sanıyorum Ünal vuracak. Ünal barajdan dönüyor. Ünal ortaya aktardı topu. Orhan. Bir uzak direk. Cukic indiriyor, eline çarpıyor. Çok yakın bir mesafe. Çarpma diyor karşılaşmanın hakemi. Tabii bu durumlarda elin vücuttan açık olup olmadığına, o çarpmayla kendisine ve takımına bir avantaj sağlayıp sağlamadığına bakıyor hakemler. Ama kasıt olamayacak kadar da yakındı top. Şimdi bu harekette kasıt yok belki ama sırtı da dönüktü. Fakat iki eli açıktı yani, evet. Hakemin burada ve yukarıdaydı. Topun belki yönünü değiştirdi. Farkında olmadan belki kendi takımına bir avantaj sağladı. Belki kasıt yoktu ama topu eline çarptı deyince tabii ki penaltı olmuyor.
topu eliyle oynamadı ama kendi takımına bir avantaj sağladı. Orada hakemin bunu iyi değerlendirmesi lazımdı. Şimdi baştan beri söylemek istemediğim bir şey gündeme geliyor tabii. Yani bir kupada ileriki turlarda Trabzonspor mu Barcelona mı tercih edilir? Hakemler, UEFA, Avrupa Yayın Birliği tarafından. Herhalde çok büyük şeyler yapması lazım ki Trabzonspor Barcelona'yı eleyebilsin. Elbette Trabzonspor'un pek çok dezavantajı var. Rakibi de var. Yalnız Barcelona değil. Tabii ki hakemler de. Bu UEFA'nın organizasyonu da. Çünkü Trabzonspor'un Barcelona'yı eleyip bir daha tura geçmesi rakibini de herhalde rahatsız eder. Çünkü tabii. Bir Barcelona ile oynaması başka, Trabzonspor ile oynaması başka. Ama temennimiz Trabzonspor'un bütün bu engelleri aşıp şu güçlü Barcelona karşısında Türkiye'de de futbol hiç olmasa var dedirtmesi ki şu ana kadar bayağı başarılı oluyor. Evet. Zannediyorum ki bizleri burada pek fazla üzmeyecek Trabzonspor. Evet, inşallah yürekten katılıyoruz buna. Dakika 19'a giriyoruz. Skor 0-0. Elimizde de bir tek tehlike dışında. Benim tek endişem Mehmet'in çok ileri gitmesi ve orada da rakip sahaçın çok süratli olması. Bence Trabzonspor'un en büyük zaafı burası. Temennim bu koridoru Barcelona'nın iyi kullanamaması. Sürekli de oraya atıyorlar topu. İşte yine Koeman'dan bir uzun pas Goyokoçea. Mehmet yerde. Yine kullandı topu. Kemal. Evet. Sizin söylediğinizi sanki araya kopya kağıdı koymuş gibi Koeman oraya attı. Ve Goyokoçea gol ortasını yaptı. Bir defans oyuncunun önce rakibi durdurmasını bilmesi lazım. Mehmet rakibin önünde oynuyor. Zaten süratli sağ açıkları. Evet, bir kafa Begiristan'dan Orhan cezalarından kaçırıyor. Ve rakipte top. Bir uzak direk Levent. Pas olarak kullanıyorlar. Stoykov. Yine Stoykov da Bulgar futbolcu. Begiristan kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz. Bir kafa üstten out. Orada Lemin'in offside çizgisi yapmak için çıkışı arkada bomboş durumda bıraktı rakibini. Yani dikkat ederseniz Trabzonspor rakip kalede, rakip sahada oynuyor ama gol pozisyonuna, net gol pozisyonuna giren Barcelona oluyor. Çünkü niye? Rakibini çok sahasını boş adamlarla, az adamlarla yakalıyor. Koeman. Zubizarreta. Serna. Oyun alanının dışına atıyor Serna. Çünkü Cukic yerde şu anda Yugoslav futbolcusu. Trabzonspor'un 3 Yugoslav'ından oynayanı yerde. Zaten maç öncesinde 1 saat öncesine kadar tedavisi sürüyordu. Çıktı, bir ısındı, baktı. Ve oynayabilecek gibi hissetti herhalde kendisini. Oynadı. Özkan Sümer de bu sabah Ünal ve Cukic konusunda kesin kararını tam olarak verememişti. Evet, bu karşılaşmanın gözlemcisi Yugoslav Dujan Marović. Dün 3 Yugoslav futbolcuyla birlikte bir toplantı yaptı. Onlarla görüştü. Bir anlamda hasret giderdi. Bu arada hakem daha önce düdük çaldım diyor, taç değil diyor. Bir hakem atışıyla başlatıyor oyunu. Ve topu Barcelona kullanıyor. Baquero. Eusebio. Cukic. Mehmet. Cukic. Out.
Yine Serna sol kanattan. Koman. Gol çalıyor ikili mücadelede. Rakip topu kaybettikten sonra oraya oturmuştu. Ferrer görüntüdeydi. Koman. Şehmuz. Ünal. Nemi. Kemal. Ogün. Mehmet. Kemal çıktı ileriye. Ve Kemal. Şimdi Soner. Soner. Atağı sürdürüyor. Orhan. Çok dibine vurdu topun. Kaleci Zubizar etme için. Kolay bir. Ünal. Ferrer. Negristen. Küçük Hamdi. Ünal. 4'e 4. Kalabalık taşıyor Barcelona. Ünal. Ünal ve Zubizarreta. Ünal geriye çıkartacak diye arkadaşları hazırlandılar ama pas açısı kapalıydı. Stoykov. Şehmuz. Demir'in hareketi yine faul. İlginçtir. Barcelona'da bordo mavi bir takım ama onların bordosu daha kırmızıya yakın. Mavisi de daha koyu. Ferrer görüntüleydi. O gün. Koman. Serna. Bir uzun top. Yine o gün. Offside. Zubizarreta. Serna. Amor. Eusebio. Vaquero. Ve yine sağ koridorda Goycochea. Ama o günden sıyrılamıyor. Mehmet. Orhan. Mehmet. Ogün. Ve Taç. Ferrer. Hatalı bir pas. Evet, anlatım yerleri ve sağ kenarları böylesine ünlü bir konuğu ağırlarken yeniden düzenlenen Trabzon Avni Aker Stadı'nda üstü cam yedekler kulübeleri var. Ve bunlardan birinde de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 5 futbolcusundan biri denilen Johan Cruyff oturuyor. Küçük Andrin'in bu atağında da biz tempoyu yükseltmiyoruz çünkü Macar Mehmet'in çok önceden çalınan bir düdüğü var. İki dakika sonra yarım saati geride bırakacağız. Maçın üçte birini geride bırakacağız. 0-0. Nando. Ünal. Ünal süratle gidiyor. Şimdi Orhan. Nando'yu karşısına aldı. Tekrar Ünal.
Evet, her bindiren eleman ve yanında onu takip eden bir Barcelonalı olduğu için Ünal pas verebilecek bir boş arkadaşını bulamadı. İşte Özkan Sümer ve Trabzonspor'un sağ kenarındaki kurmay heyeti. Evet, Ünal kötü vuruyor, iyi vuramıyor. Ayağıma vurdular diyor hakem ama Hamdi güzel bırakmıştı önüne. Türk futbolunun bir yıldızı henüz tam form grafiğinin zirvesine çıkamadı. Topa da iyi vuramadı. Evet, Turgay abi, gol yolu ne olabilir Trabzonspor'un? Valla şu anda Trabzonspor'un gol yolu oldukça zor. Zira orta sahayı ve defansını, senin de söylediğin gibi, Barcelona'lı futbolcular biri pres yaparken diğeri de ondan sekecek, topu ondan sekecek adamı kontrol etmeye çalışıyorlar ki bu tabii Trabzonspor'un zor gole gitmesini sağlayacak. Gördüğüm kadarıyla Ünal belki toplan çok iyi ama ağırlaşmış, dikkat ederseniz oldukça da kilolu gibi. Tam bir formda Ünal'ın vuracağı toplarla da Trabzonspor gol kazanabilirdi. Ama şu ana kadar Ünal belki toplan iyi, topu iyi kullanıyor gibi gözüküyor ama vurabileceği yerlerde dikkat ederseniz şutları çok tesirsiz. Evet. Cukic rakibinden topu kazanıyor. Rakibi de onu şöyle bir yarım kümleyle böyle indiriyor. Nando'nun hareketi. Bir taç. Zehmus, Soner. Out diyor bayrak. Nemet de onu dinliyor. Geçen dakikalar tabii Barcelona'nın lehine. Çünkü bu İki tane maçı böyle birer devrelik maç olarak düşünürsek Barcelona buradan bir beraberlikle dönmeye zaten maç öncesi razı. Bence geçen dakikalar Trabzonspor aleyhine. Kaldı ki Barcelona'nın ve Real Madrid'in, yani İspanyol ekolünün dışarıda 4-1 ve 4-0 yenildiği maçları revanşta 5-0 ve 4-0 kazandığını yaşadık. Evet. Geçmişte. Özellikle Alman takımlarına karşı. Evet. Mönchengladbach'a karşı. Evet. Barcelona sahasının tam bir arena olduğu gerçek. Zannediyorum 70-80 bin kişilik bir. Evet. Seyirci kapasitesine sahip. Eğer iki stadı var. Barcelona daha çok Nou Camp'ta oynuyor, evet, maçlarını. O maçın hakemi de bir İngiliz. Evet. Trabzonspor'un burada bir galibiyeti şan şöhret yönünden bizleri doyuracak. İngiliz hakemler dikkat ederseniz yani ikili mücadelelerde rakibe çok şans tanırlar. Hiçbir zaman öyle basit faulleri vermezler. Bu da bizim Türk futbolcuları için bir dezavantaj. Zira bizim hakemlerimiz burada en basit faulü çalıyorlar. Bu da Türk futbolcularının dışarıdaki maçlarda bir dezavantajı zannediyorum. Lemi'ye yapılan hareket, faul. Lemi. Hamdi indiriyor. Ferrer, Amor. Tekrar Ferrer. Zehmus. Ve Mehmet. Hamdi. İkili mücadelelerde gerçekten çok güçlüler. Ünal, Orhan, soldan geliyor Soner. Orhan sert vuruyor Zubizarreta. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Orhan'ın alt köşeye vuruşu Zubizarreta'nın kontrolünde. Boya Koçya. Gerçekten top tekniği, top kullanma becerisi mükemmel bir eleman. Üstelik de çok süratli.
Ferrer'den gelen top, Egristen'den evvel Kemal. Nando ile başlayan atak yine Goya Koçea. Yine Mehmet'le karşı karşıya. Yine Goya Koçea üstün. Bir bacak arası denemesi daha. Ama arkadan yardım geliyor. Offside. 35. dakikanın içine giriyoruz. Trabzonspor 0, Barcelona 0. Avrupa kupalarında şimdiye kadar 8 galibiyet alan Trabzonspor'un 2 beraberliği var sadece. Ve 10 yenilgisi var. Ama Avniaker stadında yenilgisi bana kısmet olmadı diyelim. Ben çünkü burada Avrupa kupalarında bir yabancı takıma karşı yenilgisini anlatmadım bugüne kadar. Golü biraz da bu yollardan bekliyoruz herhalde. Ama rakibin ne kadar güçlü olduğu Turgay Şiren'in de yorumundan net bir şekilde anlaşıldı. Formsuz bir döneminde olmasına rağmen Barcelona futbolun bütün gereklerini bünyesinde bulunduran bir takım. Kuralına göre oynuyor. Deplasmanda oynayan bir takımın ne yapması icap ediyorsa ona göre. Dikkat ederseniz ki Koeman her zaman ileri gidip gol arayan bir oyuncu. Ya bir kere gitti ya iki kere gitti. Yani önce ben defansif görevimi yapayım sonra hücuma katılayım diyor. Tabii ki bu Barcelona'nın lehine, çünkü burada alacağı bir farklı yenilgi yahut beraberlik ona orada şans tanıyacak. Bir de üstelik Trabzonspor dikkat ederseniz topu kenarlara getirmiyor. Kenarlara getirip rakibin arkasına dolaşabilse belki ortalanan toplarla bir şeyler olabilecek. Çünkü rakip o arada sırtı kalesine dönerken bir hata yapabilir. Ama Trabzonspor dikkat ederseniz genelde ortadan verkaçlarla gole gitmek istiyor. Direkt topları da yakalayamıyor. Yakalayamıyor. Çünkü ortası çok kalabalık oynuyor Barcelona. Kemal ve kaleci Levent. Meksika hareketini tribünler bölüm bölüm ayağa kalkarak yapıyorlar. Mehmet. Lemi taç atışını İspanyollar kullanacak. Kanatta yine Goyo Koçea. O çizgide sürekli sabit oynuyor. Baquero uzaklaştıran Mehmet. Soner topu kapıyor ama hakeme katılmaması rağmen Stoykov da arkadan topu kapıyor. Soner'i kapıyor. Ve biraz arenaya çeviriyor işi. Ve ondan sonra da itiraz ediyor. Macar hakem de. Evet. Bu kadar büyük bir golcü. Bulgar milli takımının golcüsü. Barcelona'nın golcüsü Stoykov'u. Bir tatsız gönderiyor. Orhan. Tutalı bir pas. Baquero. Mehmet çabuk döndü. Yine Baquero. Faul. Mehmet. Lemi. Hamdi. Hemen karşısında Serna var. Hamdi. Güzel bir hareket. Bir tek Cukic var. Yine uzak direk. Cukic öne koşuyor.
arkaya gidiyor toplar. Serna bıraktı. Ferrer. O gün Stoykov bastırıyordu. Stoykov'un bu arada hareketi kart görmemek için belli. Çünkü hem elini uzattı hem rakibine faul yaptı. Kart göreceğini anlayınca da yere yattı. Hafif kırganma numarası. Aslında futbolun dışındaki bu tür becerileri İspanyol ekolü Sayın Turgay Şeren herhalde en iyi yapan ekol değil mi? Yani öne geçtikleri zaman onlardan maç almak kolay. İspanyollar tabii Akdeniz iklimine sahip bir ülke. Akdeniz iklimi hepimizin bildiği gibi biraz fazla agresif olurlar, biraz fazla sert olurlar sahada. Saha dışında da öyle. İspanyollar oldukça da inatçı bir ekip, inatçı bir ekole sahip futbolları. Sahada da görüyoruz ki ikili mücadelelerde biraz tatlı sert giriyorlar. Ünal, bir uzun top. Çok güzel. Sehmuz, Amazu Bizaret'ten. Bay! Evet, kasıtlı bir hareket. Evet. Stoykov'un bu hareketi kırmızı kart. Tabii. Stoykov dışarı. Stoykov dışarı. Ünal'a sarı kart çıkıyor. Stoykov. Biraz evvel sarı kartı vardı Stoykov'un. Stoykov gidiyor abi. Gitmesi evet. Lazım. Yani. Stoykov'un oyun dışı kalması galiba. Evet. Hakem çıkarmazsa. Stoykov ortaya gidiyor ama soyunma odasına gidecek. Boşuna ortaya yürüyor. Ama yani hakem burada çok haksızlık eder Stoykov'u çıkarması. Evet. Çünkü yerde yatan adama tekme attı resmen. Evet. Ve görünmezlikten geliyor ki bu çok ayıp. Evet, Turgay Şeren söylediğiniz çok doğru. Bu çok ayıp. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Çünkü oyunla, futbolla ilgili bir hareketin ardından gelen bir faul, faulün ardından gelen kasıtlı bir tekme. Out. Stoykov nedense kendisine böyle bir markajla yapılmadan oyunu çok sinirlendirdi. Kendisi de sinirlendi. Fazla havalı bir futbolcu herhalde. Tabii ki Bulgar milli takımından, Bulgaristan'dan Barcelona'ya gitmek kolay değil. Evet. Hepimiz biliyoruz ki Bulgaristan'da yaşamakla Barcelona'da yaşamak arasında çok büyük fark var. Herhalde oraya kendisini fazla adapte edememiş Stoykov. Ama Macar hakem yardım ediyor adaptasyonuna. Evet. Maalesef. Bir de oyun dışında topu daha uzağa atmak. Bu da basit bir uyarı. Durum 0-0. İlk yarının son 2,5 dakikası içerisindeyiz. Orhan. Ünal. Levent ileri diyor arkadaşlarına. Rakip yaralanın ortaları. Cukic aşırdı arkaya. Hamdi. Hamdi'nin sırtında iki tane Hamdi kadar bir adam var. Serna ve top Barcelonalılarda. Hamdi yine. Evet. Soner. Soner sıyrıldı rakibinden. Ortalayabilecek mi Zubizarreta? Bir türlü istenilen yerlere gelmiyor top. Mehmet kesti. Ve Ünal. Ünal boşluğu güzel gördü. Topla buluşan Mehmet. Son çizgi. Bir adım daha erken olması lazım Mehmet'in. Tekrar kullanılacak atış. Bunlar kasıtlı olarak saniyelerin futbolsuz geçmesi için futbolun dev ülkelerinden birinde, futbolun dev takımlarından birinin
dev oyuncuları tarafından başvurulan bir yöntem. Halbuki biz burada bu kadar güçlü bir takımın şöyle şiir gibi oynamasını beklerdik. Serna, Stoykov, Kemal, korner. Yine Begiristan ve Stoykov kullanacak. İlk 45 dakikanın son saniyeleri. Stoykov. Lemieux uzaklaştırdı. Ferrer. Begiristan. Offside yok. Bomboş bir kale. Hayır, şimdi düdük geliyor. Halbuki o bayrak çok daha önceden kalkmalıydı. O düdük de çok daha önceden çalmalıydı. Ama pozisyon offside'dı. Evet. Pozisyon offside'dı. Yani belki ilk pozisyonda bir hizada gözüktü ama bizim buradan dikkat edersen hakem yanıldığını anladı ve kaldırdı. Evet. Orhan. Taç. Evet. Mehmet ilk 45 dakikada başarılı olmayan bir isim değil mi? Bu yorum... Valla tabii karşısında oynayan oyuncu demeyim. Yani şu anda en süratli, en tekniği zengin bir oyuncu. 7 num sağ açıkları Barcelona'nın. Ama şu anda emin olan Trabzonspor'un temposu biraz düşmeye başladı ki bu ikinci yarı için Trabzonspor'a bir alarm. Evet, ikinci yarıda yine birlikte olacağız. Bizleri izliyorsunuz, tekrar görüşeceğiz. Oraya mı geç? Evet, yukarıdan aşağıya. Pek kolay bir yol değil ama çok çabuk geçtik. Bize yardımcı oldular ve şimdi spor otoritelerinden şu ilk 45 dakikanın bakalım farklı yorumları var mı? Sayın Necmi Tan Yolaç, önce sizden başlayalım. Yazı yazdıracaksınız galiba. Biraz acelemiz var. Acelemiz var tabii. Şimdi hem ilk yarıyı değerlendirelim hem de şu pozisyonda bir kırmızı kart var mıydı? Biz böyle bir tereddüt ettik. Hangisinden? Bu Ünal'ın hareketi, Ünal